أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على, صلو على شفيع جنوبنا محمد اللهم صلوا على, صلو على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المحمد محمد Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Koskoca bir seneyi 2023 yılını acısıyla, tatlısıyla, günahıyla, sevabıyla geride bırakmış olduk. Ama maalesef tabii geride bırakırken zulümle, gözyaşıyla, mazlumların feryatlarıyla geride bıraktık. Evet, maalesef öyle oldu. Yani insan hakları teranelerinin ayuka çıktığı, olur olmaz her, her platformda hayvan haklarının gündeme getirildiği güya şu medeni denilen 21. asrın şu dünyasında maalesef maalesef bütün dünyanın gözü önünde Siyonistler e, Filistin halkını nasıl bombaladılar, Gazze'yi nasıl tarumar ettiler değil mi? Yani çocuk demeden, kadın demeden, efendim masum demeden, sivil demeden, hastane demeden, cami demeden, kilise demeden bombaladılar, yaktılar, yıktılar, yok ettiler. Gazze diye bir şehir kalmadı adeta. Dünyanın gözü önünde maalesef 2023 yılını böyle geride bırakmış olduk. E Peki hala 2024 geldi bu zulüm bitti mi? Maalesef hala devam ediyor. Yani rahmet mevsimine yaklaşırken, 3 aylara yaklaşırken değil mi? Bütün İslam alemi olarak, bütün Müslümanlar olarak Allah'ın ayı olan, haram ayı olan Recep-i Şerif ayına böyle adım adım yaklaşırken He, yani bakıyorsun cahiliye döneminde Ebu Cehiller'in bile, Asbin vahillerin bile düşmanlarını görse katletmeyece, efendim zulmetmeyece. Böyle bir aya girerken maalesef Siyonistler zulme devam ediyor. Cahiliye döneminde bile kan dökülmüyorken, savaşlar yapılmıyorken, katliam yapılmıyorken haram aylara hürmeten maalesef rahmet mevsimine girerken bu zulüm devam ediyor. Rabbim Celle Celalü tez zamanda bu zulmün bitmesini nasip eylesin. Başta Filistin olmak üzere, Gazze olmak üzere, özellikle tabii bizim memleketimiz, vatanımız olmak üzere Rabbim tüm İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Emniyet ve huzur içerisinde yaşayabilecek imkanlar, ortamlar, fırsatlar lütfeylesin amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Eski takvimleri bitirdik, onları kaldırdık, yerlerine yeni takvimler koyduk. Şimdi takvimler tabii böyle kalın değil mi? Onlar da e, ne olacak? Yavaş yavaş inceleyecek, inceleyecek, inceleyecek ve onlar da bitecek. Tabii bitecek derken belki o şimdi astığımız, duvara astığımız takvimlerin inceldiğini veya bittiğini belki çoğumuz görmeyecek. Ne gibi? Geçen sene 2023'ün takvimin sonunu çoğumuzun görmediği gibi. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani takvimden kopan her yaprağı ne yapalım? Ömrümüzden bir gün adeta ne yapıyor? Yok oluyor gidiyor. O takvimi koparıyorsun ya. Hani densek yani bu takvim bitse ömür bitecek. Değil mi? O takvimi koparırken, o böyle cır diye koparırken yani insan belki de değil mi ömründen bir gün daha gidiyor yüreği efendim kaldırmayabilir yani. Eyvah ömürden bir gün daha geçti. Ha şimdi öyle demelerine gerek yok. Takvim bitince ömür bitecek demelerine gerek yok. Zaten o takvimin bitmesiyle ömürler bitiyor. Her geçen gün ne yapıyoruz? Efendim ahirete yaklaşıyoruz. Ölüme yaklaşıyoruz. Hesaba yaklaşıyoruz. Hani insanlar şimdi yılbaşında bazıları gene bazıları şuurlu bir şekilde ne yapmadılar? O efendim e, lanete müstehak olacak şekilde o geceyi geçirmediler elhamdülillah. Ama bazıları da maalesef yine tepinerek, oradaki katliam umurlarında olmayarak ki bazı Hristiyanlar bile ne yaptılar? Orada Gazze'de katliam varken biz dediler yılbaşı kutlayamayız dediler ve protesto ettiler ve o geceyi kutlamadılar. Ama buna rağmen demek vicdandan yoksun, insanlıktan yoksun bir takım insanlar hiç umurlarında olmadı. Ama herkesin başına bir sıkıntı, bir zulüm, bir bela, bir musibet gelebilir. Evet. Yani bir ilahi adalet var. Bunu unutmamak lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla edvar hayat perde perde Allah bilir ne var ileride. Bilmiyorsun. Yarın ne olacak? Öbür gün ne olacak? Bilmiyorsun. Ha, onun için ama şunu biliyoruz. Bizi bekleyen bir ölüm var. Devamlı ensemizde olan bir Azrail var aleyhisselam. Eğer tabi hazırlığımızı güzel yaparsak, eğer ahiretimizi mamur edersek, he o zaman korkacak elbette bir şey yok. Çünkü gideceğin yer şu gittiğin yerden çok daha fersah fersah efendim e, nimetlere garg olacağımız bir yer. Ebedi zevk ve saadet yurdu. Böyle düşündüğün zaman, oraya yatırımını yaptığın zaman, orayı mamur ettiğin zaman bu dünyadan ayrılış, ayrılmak, ölüm, ahiret, hesap, kitap o kadar da zor gelmez. Tabii ölüm derken, ahiret derken bazılarımıza uzak geliyor ama küllâetin karib, her gelecek yakın. Her gelecek yakındır. Öyle ya şimdi yani 2024 çok mu yakındı? Mesela 2000 yılı, milenyum yılı deniyordu. Mesela diyorduk ya 2000 yılı gelir mi acaba? He? 2000 yılı geldi, geçti. 2010, 2020, 2023 ve bak 2024'de gelmişiz. Yani bir gün bakacaksın ki yaşlanmışsın. Bir gün bakacaksın ki efendim selam okunuyor. Evet işte o güne hazırlanmak lazım. Bakın Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri Haşr Suresi 18. ayette ne buyurdu? Ya eyyüellezine amenü. Ey iman edenler. İttakullah. Allah'tan korkun. Vel tenzur nefsümme kaddemet ligadin. Her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Tekrar vettekullah Allah'tan korkun diyor Mevla. Yani iki tane böyle bir ultimatom var. Allah'tan korkulması ultimatomunun arasına herkes, her nefis yarına ne hazırladığına baksın diye Mevla ferman buyuruyor. İkaz ediyor, uyarıda bulunuyor. Yarına ne hazırladığına baksın derken hoca efendi. Yani yarın derken neyi kastediyorsun? Hani bugün cuma, yarın cumartesi öyle mi? Hayır. Bugün dünya, Yarın ahiret, bugün hayat, yarın memat, bugün ev, yatak, yorgan, yarın mezarlık, kabir. Evet, yarın hesap, hesap yani herkes için ne olacak, tahakkuk edecek o mahkeme kübrada, herkes bu dünyada yaptığının hesabında verecek, mükafatında görecek, karşılığında cezasında bulacak. Evet, böyle bir yere doğru gidiyoruz. Onun için. Hayattayız, mematı unutmayalım. Dünyadayız, ahireti unutmayalım. He, evimizdeyiz, barkımızdayız ama kabrimizi de unutmayalım. Oralara hazırlanalım, oraları mamur etmeye çalışalım. Çünkü hani bir söz vardır, çanağına ne doğrarsan kaşığına o gelir diye. Evet kıymetli kardeşlerim, öyleyse ne yapmalı? Yani... Gerek hicri seneler, gerek miladi seneler. Şöyle geçtik geçince yani bakıyorsun bütün firmalar değil mi? E, büyüğünden küçüğüne kadar holdinglerinden normal sıradan bir efendim mahalle esnafına kadar yani geçmiş senenin bir bilançosunu çıkarıyor. Bir envanterini çıkarıyor. Hani ne var ne yok. Hangi maldan kar ettik? Hangi maldan zarar ettik? Değil mi? Karımız mı var, zararımız mı var? Yani bunu bir gözden geçiriyor. Yeni sene ona göre ne yapacak? Başka bir planla, projeyle, yeni üretimle veya yeni bir stratejiyle yoluna devam edecek. Madem, madem efendim, böyle bir ticari işlesin, Madem bir ticari işletmeyle ilgili bir efendime söyleyeyim, dükkanım var, fabrikam var, işletmem var. Neyse, ya bunu yürütmen lazım. Kar etmen lazım. Öyle ya. Eğer zarar ediyorsa belki o birimi kapatırsın. Belki o malı bir daha üretmezsin. Öyle ya. Zararla niye çalışacaksın? Ha şimdi maddi yönden böyle. Maddi yönden, ekonomik yönden, değil mi? Yani senin istikbalinle alakalı meseleleri nasıl böyle gündem yapıyorsan, bilançolar hazırlıyorsan, kar zarar hesaplar yapıyorsan, yapıyorsak ne yapacağız? Manevi yönden de manevi şirketlerin hesaplarında bir gözden geçireceğiz. Yani herkes kendisine şöyle bir bakacak. 2003 yılını geride bıraktık. Acaba nasıl geçirdik? Nerelerde geçirdik? Değil mi? Lanete sebep olacak yerlerde mi geçirdik? Acaba lanete sebep olacak yerde mi? Rahmete sebep olacak yerlerde mi? Yani sevabımız mı çok? Günahımız mı çok? Karımız mı var? Zararımız mı var? İbadet efendim ettiğimiz ee, anlar, vakitler, zamanlar mı çoğunlukla yoksa isyanla geçirdiğimiz günler, adresler efendim, bulunduğumuz ortamlar mı daha fazla? Şunu tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Karda mıyız zararda mıyız? Sevabımız çok, günahımız bu çok. He? Şöyle bir gözden geçirmek lazım. Çünkü hesap var. Mevla soracak. Ömrün nerede tükettiğini soracak. Nerelerde ömür tükettiğimizi? He? Hesabını Mevla soracak. Bak eee Şair ne diyor? Lokantanın garsonu bile der ki hesap lütfen. Bu dünyanın sonunda hesap yok mu zannediyorsun sen? Evet kıymetli kardeşlerim. Yani öyle ya yediğin yemeğin bile hesabını veriyorsun. E veremezsen paran çıkışmadı. Hani amyane tabirle ne derler? Ya, ya sopa yersin ya bulaşık yıkarsın diye. Dolayısıyla yani bir şey alacağın zaman bile. Ya bir bardak bile alacak olsan bir eşya bile alacak olsan önce bir fiyatına bakıyorsun. Sonra bir kendi bütçene bakıyorsun. Değil mi? Ne alacaksan al. Evdir, arabadır. Yani basit bir herhangi bir araç gereç de olabilir. Ev eşyası da olabilir. Çatal kaşık da olabilir. Neyse. Yani kendi bütçene göre, hesabına göre, gelirine göre ne yapıyorsun? Alıyorsun veya almıyorsun. E şimdi yani öyleyse madem bunun hesabı var. Dükkandan çıkarken aldığın şeyin hesabını vereceksin. Ödemeyi yapacaksın. E şimdi bu kadar dünyada yaşıyorsun, ediyorsun. Allah'ım Teala bu kadar kainatı bizim hizmetimize sunmuş. Bunun hesabını sormayacak mı? Bizlere hayat vermiş, rızık vermiş, sahat vermiş, afiyet vermiş. Kainatı emrimize müsahhar kılmış. Hatta ne diyor bakın? Bir şair tavrıyla öten bülbüller bile insan ruhunu, ruhunu sürurlandırmak için ötüyor. Diyor. Bu bile böyleyken yağan yağmurlar, esen rüzgarlar, geceler, gündüzler, yazlar, kışlar, mevsimler hep insan için Peki her şey insan için de insan kimin için ne için yaratıldı bunun hesabı olmayacak mı ya bak şimdi seçimler geliyor mesela değil mi hani belediye başkanları hepsinin belediye binaları var oralarda ne yapıyorlar iskan ediyorlar görevlerini yapıyorlar eğer başarılı olursa halk ne yapacak seçecek onu takdir edecek tebrik edecek, seçecek ve orada oturmaya devam edecek. Orada işlerini yönetmeye devam edecek. Yani kimse bedava, efendim sen burada otur keyif çat diye o binayı tahsis etmedi. Anlıyor musun? Kaymakamlık binaları, valilik binaları, yani Cumhurbaşkanlığı saraylarına kadar hepsi milletin kim en iyi hizmet ederse o ne yapar? Orada efendim oturmaya, orada işleri yürütmeye devam eder. Peki hala efendim sıradan bir belediye binasında bile durum böyleyse koskoca kainatı Mevla madem bizim emrimize musahhar kılmışsa o zaman bunu ne yapacak? Soracak. Ne yaptın bakalım? Sana göz verdim, sana efendim kulak verdim, sana sahat verdim, afiyet verdim, ilim verdim, mal verdim, servet verdim. Sen bununla ne yaptın? Elbette Mevla bizlere bunu soracak. Onun için Mevla sormadan önce biz ne yapmamız lazım? Hesap kitap bir kontrol etmemiz lazım. bilançoları bir gözden geçirmemiz lazım. Evvelce bazı levhalar vardı mesela. Şimdi pek göremiyoruz maalesef. Bugün Allah için ne yaptın? Değil mi? Böyle levhalar vardı. Veya işte ne vardı? Edep yahu. Bu levhaları görebiliyor musun şimdi? Göremiyorsun. Ama orada edep yahu gördüğü zaman ister istemez bir toparlanıyorsun bir edepli durma. Efendim e mail gösteriyorsun. Ama şimdi tabii levhalar kalktı, edep kalktı. Küçüğün büyüğe edebi mi var? Büyüğün küçüğe saygısı mı var? Arkadaşın arkadaşa, komşunun komşuya. he? Artık pek saygılar, sevgiler, merhametler. Biraz rafa kalktı maalesef. İşte bugün Allah için ne yaptın? O levhalar da kalktı, pek göremiyoruz. Artık böyle bir sorgulama da kalktı. Her ne kadar levhalar olmasa da biz ne yapacağız? kendimizi sorgulayalım. Yani sor kendine bugün Allah için ne yaptın? Bu hafta Allah için ne yaptın? Geçen sene Allah için ne yaptın? Bu sorulacak. Allah soracak bunu. Dolayısıyla ha sorulduğu zaman bugün Allah için ne yaptın? Bakalım ne kadar sayabiliyoruz? He? Yani şöyle bir kağıt verseler bize. Yani şunu doldur bakalım. Allah için ne yaptın? Yaz bakalım. Acaba kaç satır yazabileceğiz? Veya deseler ki bugün şeytan için ne yaptın deseler acaba bir A4 kağıdı yetecek mi? Anlıyor musun? Yani bakıyorsun sahabe-i kirama. Hazreti Ebu radıyallahu anh mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde sordu. Dedi bugün içinizde oruçlu olan var mı? Herkes birbirine bakıyor. Kimse de tabii pek söylemek istemiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorunca Ebu radıyallahu anh dedi ki Ene sahibim ben oruçluyum ya Resulallah. Bugün infak eden var mı? Ebu radıyallahu anh ben İnfak ettim. Cenaze namazına katılan var mı? Hasta ziyaret eden var mı? Yani Resulullah ne buyurduysa Ebu Bekir hepsini yapmış. Acayip mübarek. He, Hep hayırlarla dolu. Hep bir şey hayır. Hep bir şey infak. Hep bir şey ibadet taat yani. Ha şimdi işte bu Bekir adı yalan sen o cennetin sekiz kapısından da gireceklerdensin buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizde öyle mi acaba? Şunu yapan var mı? Bizde çıt çıkmaz. Şunu yapan var mı? Çıt çıkmaz. Ama şarkı dinleyen var mı? Ben. Yalan söyleyen ben. Gıybet eden ben. Şunu yapan ben. Yani ne kadar günah varsa çoğunu yapmışızdır. Ama ne kadar sevap varsa çoğunu yapmamışızdır. Yani nereden nereye kadar gelmişiz? Kendimizi bir sorgulamak lazım. Bir çeki düzen vermemiz lazım. Manevi bilançoları gözden geçirmemiz lazım. Kar mı fazla zarar mı? Gider mi fazla gelir mi? Sevaplar nedir? Gelir. İbadetler, taatler, sevaplar, kazançlar bunlar zaten adı üstünde kazanç. Ama işlediğin günahlar, isyanlar gider. Evet. Yani bilançonun gider kısmında. Giderin fazlaysa e, battın, iflas ediyorsun demektir. Onun için gelirimizin fazla olmasına gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet, İmam-ı Şibli Hazretleri vaaz ederken Hazreti Ömer'in şu sözüyle başlarmış sohbet meclisine. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Ey Müslümanlar, hesaba çekilmezden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmezden evvel. Yani ahirette o mahkeme-i kübrada hesap var ya ondan önce kendinizi hesaba çekin diyor. Talebeler sordular. Dediler ki üstad, eğer burada kendimizi hesaba çekersek, ahirette hesaba çekilmeyecek miyiz? Öyle madem çekelim ahirette hesaptan kurtulalım, öyle değil. Ne buyurdu? Burada nefsini hesaba çeken, orada hesabını kolay verir. Çünkü zaten hesabını yapan adam, zararı varsa, ziyanı varsa, eksiği noksanı varsa tamamlar, ahirette zaten gönül rahatlığıyla he ibadeti var taati var sevabı var Allah'ın rızası için pek çok işler yapmış rahat olur hesabını ne yapar kolay verir yani onun için burada hesap yok diye kimse aldanmasın Hoca efendim sen hesap mesap diyorsun ama yani burada hiç öyle hesap yok burada hesap yok ibadet var ahirette ibadet yok hesap var tekrar edeyim mi burada hesap yok ama ibadet var Ahirette ibadet yok ama hesap var. Yani burada hesap yok ama ibadet var, ibadet. İbadetin de yaptın mı, yapmadın, mı, namazını kıldın mı, orucunu tuttun mu, zekatını verdin mi? Soran yok, evet. Ama yazanlar var, not edenler var, kameraya çekenler var. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Üzerinizde çok kıymetli yazıcılar var diyor Mevla. Yaptıklarınızı bilirler. Yazıyorlar. Şu anı da yazıyorlar. He? Geçen seneyi de yazdılar. Bugünü de yazıyorlar, yarında yazacaklar. Evet, işte önümüze çıkacak. Yani ahirette ibadet yok. Efendi Hazretlerimiz buyururdu. Diyorlar ki, Dünya'da dünyadayken namaz kılmayanı ahirette sacil üzerinde kıldıracaklar. Yalan söylüyorlar. Ahirette ibadet yok. وَاَمُدُ رَبَّكَ hatta يَتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm gelinceye kadar ibadet. Ölüm geldi mi? Bak şimdi ölüm gelse He? Bir sonraki namazı sana sormayacaklar. Ama içinde bulunduğun vaktin namazını sorarlar. Zekat borcun varsa sorarlar. Hac sorarlar. Bir kul hakkın varsa sorarlar. Çaldıysan, çırptıysan, zulmettiysen, bir takım insanların haklarına girdiysen, gasp ettiysen sorarlar, soracaklar. Var bu arkadaşlar, var. Evet. Şuna, şuna bir ikna olalım. İnanıyoruz ama idrak edelim, idrak. Ya bu idrakla, bu şuurla hareket edelim. Zaten böyle bir, efendim, şekilde insanlar hareket etse, yaptığı her şeyin hesabını ahirette Mevla'ya vereceğini düşünerek, adım atsa, otursa kalksa, he, bütün hayatını buna göre tanzim etse, ya o zaman etraf zaten süt liman olur ya. Saadet asrına döner. Evinde de öyle, sokağında da öyle, caddende de öyle, ülkende de öyle. Huzur olur, ülfet olur, muhabbet olur. Yoksa, İsyanlar olunca, kimse kimsenin hakkına, hukukuna riayet etmediği zaman, Allah'ın haddini, hududunu aştığı zaman, e o zaman işte sıkıntılar oluyor. Problemler oluyor, kaos oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Evet, geride bıraktık koskoca bir yıl ama hesabı var. Bunu unutmayalım. Mevla soracak. Bakın buyuruyor ki, Araf suresi 6. ayet-i kerimede, Felanes alen neleline ursile ileyhim. Felanes Elbette soracağız. Bak elbette muhakkak soracağız. Elledine öyle kimselere ki ursile ileyhim. Kendisine rasul gönderilenlere, gönderilen kimselere elbette soracağız. Yani resullerin çağrısına uydunuz mu uymadınız mı? Devam ediyor ayet velanes alen murselin. Elbette gönderilen elçilere de soracağız. Yani onlara da Allah Allah'tan gelen vahiy Allah'ın şeriatını tebliğ ettiler mi etmediler mi? Tebliğ ettiniz mi diye sorulacak. Elbette onlar ne yaptılar? Tebliğ ettiler mi? Evet. Bize duyurdular mı? Evet. Bizler duyduk. Uyduk mu diye sorulacak. İtaat ettik mi diye sorulacak. Allah'ın emirlerine yapıştık mı diye ne yapacak? Elbette muhakkak soracağız diyor Allahu Teala. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani biraz bunu dert edinmek lazım. Bütün ilişkilerimizde, He, Mevla'nın varlığını o idrak ile hareket eder. Onun hesabını vereceğiz düşüncesiyle böyle bir efendim böyle bir tavırla, böyle bir e, düzenle, böyle bir hayatla hayatımızı idame ettirirsek bak o zaman işte dürüst adam olacaksın. O zaman güvenilir adam olacaksın. O zaman bütün ilişkilerinde yani ilişkilerin sağlam olacak. Evet arkadaşlıkların, dostlukların sağlam olacak. Çünkü her şeyini Allah için yapınca Mevla'nın da ne oluyor? Yardımı oluyor. Öbür türlü sadece menfaate dayalı arkadaşlıklar, dostluklar. Menfaat bitince dostluk bitiyor. Sen makam mevki sahibisin diye, he? Senle dostluk yapan makamın bitince dostluklar bitiyor. Servet sahibisin diye dostluk yapan servet efendim bitse iflas etsen veya efendim biraz onların menfaatine ters düşecek, düşecek işler yapsan ne oluyor? Dostluk bitiyor. Ama Allah için dostluklar bitmez. Ahirette de faydası var mı? Ahirette de faydası var. Ahirette de faydası olacak. Onun için Allah için sevmek çok önemli. Birbirimize lazımız yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Ahirette demek ki Mevla bunları soracak. Yani yeni yılı bitirdik. Ha ha ha. Efendime söyleyeyim tombalalar, efendim danslar, balolar, kas kızartması. Yani yılbaşı geliyorsun, geldi yok efendim. Şöyle ettin, böyle yaptın. Neye seviniyorsun? He? Neye seviniyorsun ya? Ne kazandın ya? Biraz efendim para kaybetsen, biraz mal kaybetsen üzülürsün. İtibar kaybetsen üzülürsün. Yani insan bir şey kaybederse ne yapar? Üzülür. Ya koskoca bir sene kaybetmişsin buna mı seviniyorsun? Ne? Bir şey kaybolduğu zaman sevinen adamın da demek aklı pek yerinde değildir yani. Ama güzel geçirdiysen ibadetle taatle geçirdiysen ha gene ne yaparsın? Dua ile ibadetle taatle he şükür mahiyetinde de böyle bir efendim e, gece geçirebilirsin ayrı dava. Evet bakın Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma Mutaffifin suresini okuyor ve 6. ayete gelince nedir o ayet? Estağfurullah. Yevme yakumun nasu rabbil alamin. O gün insanlar alemlerin Rabbi huzurunda dururlar. Yani hesaba çekilmek üzere dururlar. Mevla'nın huzuruna çıkılacak ya. İşte bu ayet gelince ağlamaya başlıyor. Hıçkırıklarla ağlıyor ve devam edemiyor. Orada bırakıyor yani. Nasıl bir tasavvur? Nasıl bir rabıta? Ahirette nasıl bir irtibat? Nasıl bir iman var? Yani Mevla'nın huzurunda durup hesap vermeyi düşünürken he hesabı veremezsek Herkesin kendine göre günahı var. Senin günahın sana göre, benim günahım bana göre. Herkes günahını büyük görmeli. Evet, ne kadar küçük de olsa o günahı yaptığımız zat çok büyük. Ona göre düşünürsek herkes günahını çok görmeli ve o günahlardan bir an önce kurtulmanın, tevbe etmenin, pişman olmanın, Allah'a kendini affettirmenin gayreti içerisinde olmadı. İşte Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a bundan dolayı böyle ağlıyor. Yoksa onun gibi adamı nerede bulacaksın? Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi adaletin güneşi olan bir zatın evladı yani babasından gelmiş ona bak o genler geçmiş. Hazreti Ömer de ne kadar dikkat sahibi değil miydi? Bir gece yatsı namazı cemaatle namaz kılınıyor. Efendim nereye geldi ayet? Estağfirullah ve izel <Sessizlik> mev'udetü su'ilet bi eyyiden bin kutilet o küçücük kız çocuğuna hangi günahından sebep öldürüldüğü sorulunca. Hani çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh şu ayet gelince namazda kendini öyle bir kaptırmış. Ve o anı yaşıyor, ahireti yaşıyor. Allah'ın huzurunda hissediyor. Sorulunca ne yapacaksın yani? Düşüyor, bayılıyor. Sonra namazını iade ediyor nasıl bir kalp var, nasıl bir dikkat kalpte, nasıl bir his, nasıl bir duygu, nasıl bir iman. Demek o insanlar böyle. Rabbini tanıdıkça, manen Rabbine yakınlaştıkça, manen terakki ettikçe demek ki dikkat çoğalıyor, hassasiyet fazlalaşıyor ve ahirete iman adeta görür gibi ne yapıyorlar? Hareket ediyorlar. Şimdi onlar ne yapmışlar? Hesaba çekilmezden önce nefislerini hesaba çekmişler. Elbette onların hesabı çok kolay olacak. Rabbim Celle Celaluhu biz de hesaba çekilmezden önce nefislerini hesaba çeken kullarından eylesin. Ve ahirette hepimize hesabını çok kolay verebilecek bir efendim, hayat yaşamayı Rabbim cümlemize lütfeylesin. Evet kıymetli kardeşlerim konumuza devam edeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından tekrar burada olacağız inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii birinci bölümde hani başlarında bahsederken e, rahmet mevsimine doğru hızla yaklaşırken dedik ya. Üç aylara yaklaşıyoruz. Recep-i Şerif ayına yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı da e, birkaç kelam edelim. Özellikle Recep-i Şerif ayının ilk gecesiyle alakalı. Çünkü yani bizim sohbetlerimiz e, Cuma günü olması hasebiyle. Şimdi önümüzde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece çok kıymetli bir gece evet yani öyle bir gece ki eğer onu şimdiden anlatmazsak yani bir dahaki hafta anlatmanın o zaman kıymeti kalmayacak çünkü yani gelmeden o kıymetli gece gelmeden önce onun önemini kıymetini anlatalım ki ha o geceye ona göre hazırlanalım neden o gece çok kıymetli çünkü öyle bir tevafuk var ki e, Recep-i Şerif ayının normalde ilk gecesi çok kıymetli bir gece Recep-i Şerif ayının ilk Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecesi çok kıymetli. Çünkü nedir? Regaib gecesidir. E bir de yani Cuma gecesi zaten kendisi başlı başına çok kıymetli bir gece. E şimdi bakıyoruz takvimlere baktığınız zaman Recep önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ne yapacak? Girecek. E şimdi ne olmuş olacak? Yani üç gece efendim bir geceye derce olmuş oluyor. Böyle bir tevafuk oluyor. Yani tabiri caizse bir taşla üç kuş vurmak o gece mümkün olacak. Onun için o geceyi inşallah anlatalım. Recep Şerif'in ilk gecesinden bahsedelim. Sonra da Regaib gecesini anlatırız, kıymetini, faziletini. Şimdiden ne yapalım? O geceye hazırlanmaya gayret edelim. O geceye dikkat edelim. Bakın, yani hepsi aynı gecedir ama Recep Şerif'in ilk gecesi Faziletini ayrı dikredeceğiz. Yine o gece Reğab gecesidir. Onun faziletini de ayrı zikredelim. Bakınız Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Kale Ebu Said, "Dahaltu ale Nebi sallallahu aleyhi ve selleme fi evveli yevmin min Recep." Ebu Said radıyallahu anh diyor ki: "Recep ayının ilk gecesi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdim, huzuruna girdim. Fekal. bana buyurdu ki: "Ya Ebu Said, Eyü yevmin ma ekthara hayrahu ve eyü yevmin ma a'zama Bana dedi ki ya Ebu Said bu hayrı ve bereketi ne kadar da çok bir gün. Kultü ve medelge yani ya Allah. Ben de dedim ki ya Allah'ın Nebisi bu hayır ve bereket nedir? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani hayrı bereketi çok olan bir gün. Recep'in ilk günü, ilk gecesi. Dolayısıyla tabi ee, Ebu Sa'id radıyallahu anh da soruyor. Yani bu hayır ve bereket nedir ya Resulallah? Kal, ehbirni Cibril. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, İzâ kâne evvelü min Recep. Recep ayının ilk gecesi olunca, bak şimdi, yani Recep'in ilk günü Ebu Sa'id radıyallahu anh geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrı bereketine kadar güzel bir gün. Ne çok bir gün. O hayır bereket nedir diye sorunca Efem sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail aleyhisselam geldi ve bana haber verdi. Dedi ki Recep ayının ilk gecesi olunca bak yani ne zamana denk geliyor? Perşembe Cuma'ya bağlayan gece önümüzde. Emer Allahu meleken yunadi. Allah Teala bir meleğe, görevli bir meleğe nida etmesini emrediyor. Nasıl nida edecek? Şöyle. Ela inne şehre tevbeti kadistehelle. Dikkat edin, muhakkak tevbe ayı başlamıştır. İlk gece bu hitap olacak. Duyan kulaklara, anlayan gönüllere, idraklere. Evet, dikkat edin, muhakkak tevbe ayı başlamıştır. فَتُوبَا لِمَنْ اِسْتَافَرَ اللّٰهُ Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, yani Recep ayı Allah'ın ayı, Allah'ın ayı, istiğfar ayı, tevbe ayı. Kim Allah'a tevbe ederse, istiğfar ederse Mevla Teala Celle Celaluhu affedeceğini ilk geceden beyan ediyor. Yani tabii belki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Yani hocam başka zaman tevbe etse kabul değil mi yani? Ne zaman tevbe edersen et evet, kabul. Ama Recep ayı tevbe ayı demek ne demek? Ne zaman dua edersen et kabul mü? Kabul. Ama bazı zamanlarda, bazı gecelerde, bazı yerlerde yapılan duaların icabeti daha çabuk oluyor. Mesela Kabe'de yapılan dua ile buradaki bir mi? Mültezeme yapışmış dua ediyorsun. Oradaki dua ile buradaki bir mi? Burada bile dua ederken hocalar ne diyor? Ya Rabbi yaptığımız duaları haremeyni şerifeyinde yapılan dualara ilhak et. Çünkü o dualar kabul benim günde ona ilahak ilahak et de beni gide kabul olsun arada kaynasın demek istiyorsun. Dolayısıyla Recep ayında da böyle düşün. İşte Recep ayı istiğfar Ve bu gecenin önemine dikkat çekiyor ulema sülaha efem sallallahu aleyhi ve sellem ve bakın Ömer İbn Abdülaziz yani Hazreti Ömer radıyallahu anh torunlarından o da adaletiyle meşhur bir şahsiyet. Halifeyken Tabii valilerine mektup yazıyor. Şimdi burada bir valisine yazdığı mektubu bu geceyle alakalı olduğu için yani Recep ayının ilk gecesiyle alakalı olduğu için onu da burada arz etmek istiyorum. Yani valiler tabii ee, affen halife-i müminin valilere mektuplar yazıyor. Ha şimdi yazdığı mektuplar elbette asayişle alakalı olabilir. Efendim yönetimle alakalı, yürütmeyle alakalı olabilir. Yani asayiş berkemal mi diye soruyor olabilir. Bu mektuplar olabilir ama demek ki Ömer İbn Abdülaziz bazı vanilerine, ibadete özellikle düşkün olanlara ne yapıyor? Bakın gönderdiği mektuba bakın. Ona diyor ki: aleke bi erba'i leyalin fi's sene." Senede dört geceye dikkat et diyor. Yani ne demek dikkat et ibadetle geçirmeye gayret et. O gecelerde sakın ha gaflet etme demek. Niçin? Yani o gecelerde niye dikkat edelim? Niye o gecelerde ibadetle geçirmeye gayret edelim? Çünkü feinna Allah Teala yufri fihi'n-rahme ifragan Allah celle celaluhu he o gecelerde rahmetini adeta tam manasıyla boşaltacak. Yağdırırcasına Mevla o gece ne yapıyor? Rahmet ediyor. Rahmetini, ikramını, lütfunu, ihsanını boşaltıyor adeta. Eğer sen evet güneş var ama perdeni açmazsan sen güneşten istifade edemezsin. Evet çeşmeler akıyor ama sen eğer kabını o çeşmenin altına koymazsan istifade edemezsin. Yani rahmet yağacak ama sen de gönül perdelerini aç ki istifade edesin. Sen de he gönül kabını o yağan rahmetin altına tut ki istifade edesin demek istiyor yani valisine söylüyor ama hani demiş ya kızıma söylüyorum geldim sen anla ve burada bütün herkese ne vardır bir uyarı ikaz ve tavsiye vardır evet peki şimdi sıra nereye geldi bu geceler hangi geceler dört geceye dikkat et dedi ya hangileri vehiye evvelü leyletin min recep bak görüyor musun o Recep'in ilk gecesi başta onu sayıyor recevayinin ilk gecesi daha ve leyletü sâbi'i vel aşrine min recep. In ın 27. gecesi yani miraç gecesi değil mi? Ve leyletül fıtır ve efendim fıtır gecesi dedi. Bayram gecesi, Ramazan bayramı gecesi. Bir de neyi zikrediyor? Ve leyletü nesfı min şaban, şabanın yarı gecesi. Evet, Şaban'ın yarı gecesi. Yani Berat gecesi. Bu gecelere dikkat et diyor. Allah rahmetini bol bol yağdıracak diyor. Sen şimdi diyeceksin ki hocam Kadir gecesini niye zikretmemiş? Kadir Gecesi zaten herkes biliyor. Hakkında süre var. he? Kıymetini anlatan. ''Leyletül Kadir hayrun minelfi şehrin Mevla'' buyuruyor. Kadir gece zaten bin aydan hayırlı. Ayetle sabit. Zaten bunu kimse kaçırmaz. Ama bu gecelerden insanlar, yani bu saydığım gecelerden insanlar gaflet edebilirler. Onun için sen bu gecelere de dikkat et. Yoksa Kadir gecesi zaten herkes ihya ediyor. Evet. Tabii o günü şartlarında söylüyoruz. Bugün yani bayram mıdır, seyran mıdır, kadir gecesi midir, berat gecesi midir? Haberi olmayan uyuşmuş beyinler he Gafletten kör olmuş kalpler yok mu? Elbette var. Allah onları da uyandırsın. Allah hidayetlerine bizleri vesile eylesin. Demek ki bakın yani bu Recep-i Şerif aynı ilk gecesi çok önemli. Ve işte regaib gecesine de çatıyor. Yani dedik ya bir taşla birkaç birkaç kuş vurmak mümkün olacak. Bakın başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ham süleyalin beş gece var ki la turaddu ve Dualar mutlaka kabul reddolmaz. Duaların reddi olmadığı beş gece var. Bir, evvelü min recep, recebin ilk gecesi. Bak hem üç aylar, haklarında bir sürü ayetler var, hadisler var. He? Dolayısıyla Recep ayı Allah'ın ayı. recep Şehrullah ve şaban Şehri ve ramadan Şehri ümmeti. Resulullah buyurdu. Recep benim ayım. E, recep Allah, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Recep Allah'ın ayı. Şaban benim ayım. Ramazan ümmetimin ayı buyurdu. Dolayısıyla Recep Allah'ın ayı olduğuna göre yani Allah'ın ayında da Allah affetmeyecek mi ya? Sen bile bugün benim günüm. Bugün bendensiniz dediğin zaman he biraz da durumun iyi imkanı geniş olan bir adamsan demek ki yani misafirlerine ikramda sınır tanımayacaksın. Bolluk bereket yani yeyin için afiyet olsun diyeceksin yani. E şimdi allah Teala'nın ayı olduğuna göre ilk gecesinden zaten istifarayı istifarayı geliyor. Dikkat edin. Ve Allah'tan af isteyenlere de müjdeler olsun diye melek bir münadi ne yapacak? O gece seslenecek. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani konumuzla alakalı olmasa bile bu geceyi arz etmiş oldum. Tabi devam ediyor yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine ve leyletül nisri müşaban, cuma, ve leyletül fıtır, ve leyletül nahır. Yani o beş gece duaları mutlaka kabul olduğu geceleri bahsediyor. Recep'in ilk gecesi. Yine... Efendim Şaban'ın yarı gecesi yani Berat gecesi ve Cuma gecesi bak Cuma gecesini de zikrediyor. Cuma geceleri çok önemli. Her hafta var diye ucuz zannetme. Hani bir mal çok olunca ucuzluyor ya. Recep ve Cuma gecesi her ay var ama o kadar kıymetli o kadar kıymetli. Yani Kadir gecesi kadar kıymetli bile diyebilirsin. Böyle diyen ulema da var çünkü yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Bir de bayram geceleri bir Ramazan Bayramı gecesi, bir kur, efendim Kurban Bayramı gecesi. Yani o gece de insanlar bayram telaşıyla birlikte ne yapabiliyor? Gafletle geçirebiliyor. Halbuki çok kıymetli geceler, mutlaka duaların kabul olduğu geceler. İşte önümüzde hem cuma gecesi, hem efendim Recep ayının ilk gecesi, hem de Regaib gecesi dualar mutlaka kabul olduğu gece. İnşallah o gece dualar edelim ve dualardan da birbirlerimizi unutmayalım. Bizler size sizler bize dua edelim inşallah. Beraberce eksiklerimizi, noksanlarımızı neyse tamamlayalım da düşe kalka da olsa caymadan, kaymadan, sapmadan, sapıtmadan şu dünya hayatını bir şekilde bitirip Rabbimizin cennetine, cemaline kavuşalım. Evet kıymetli kardeşlerim bakın bir hadis-i şerif daha arz edeyim sizlere. Yani Recep ayının ilk gecesiyle alakalı dedik ya çok kıymetli. İza kana evvelu leyletin min Recep. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep'in ilk gecesi olunca İttala Allahu azza ve celle fiha ala ümmeti. Allah azza ve celle ümmetime tecelli buyuruyor. Feyafiru lil müzdibin tecelli buyurarak yani günahkarları bağışlar diyor. Günahkar var mı bu ümmette? Çok. Hepimizin günahları var. Mevlana yapacak? He? İlk gece bak günahkarları bağışlıyor. Ve yükrimü teybin. Tevbe edenlere ikram edecek. Tevbe edenlere kimdir? Ne ikramlar var? Ve yukarribu zekirin. Zikredenleri de ne yapacak? Yaklaştıracak. Yetekar ile evin nevafil. Zaten nafilelerle ne olur? Mevla'ya yaklaşılır. He? Mevla ne yapıyor? O gecenin hürmetine kendisine yaklaştıracak. Nasıl yaklaştırıyor? Manen yaklaştırıyor. Evet. E, hoca efendim sen yaklaştırır diyorsun da zaten e, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve ve kum siz nerede olursanız Allah sizinle beraber. Evet. Allah bizimle beraber ne yaklaşması? diyenler olabilir. Çünkü şeytan avukatları çok ya. He? Senin içinden de belki şeytanın avukatlığını yapanlar olabilir. Allah bizimle beraber hoca efendim ne yaklaşmasından bahsediyorsun diyenlere evet Allah bizimle beraber ama sen kimle berabersin? Mevzu o. Allah bize yakın mı? Yakın. Şah damarımızdan yakın Allah bize. Ama biz Allah'a yakın mıyız? Mesele bu. Evet Allah bize yakın ama biz Allah'a çok uzağız. Allah bizimle beraber ama sen kimle berabersin? Kimi seviyorsun? Gönlün kiminle beraber? Gönlün kimle ise sen onunla muhtebersin. Dolayısıyla mesele burada bizim Allah'a yakın olmamız. Bizim Allah ile beraber olmamız. O da neyle olacak işte? O da ibadetle olacak, taatle olacak, zikirle olacak. tefekkürle olacak. Şu mübarek gecelerde şu rahmet esintileri olan o geceleri Allah'ın rahmet hediyeleri olan o kandilleri güzel karşılayıp idrak edip ihya edip he, bu şekilde Mevla'ya yaklaşmaya ne yapacağız? Vesile edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Demek ki yukarribü zâkirin zikredenleri ne yapacak? Manen yaklaştırıyor. Ve e, yuvâsılül müştehidin İbadette çok gayret edenleri kendisine vasıl kılar. Femen kâme tilkel leyle. Her kim o gece ikame ederse. Yani o geceyi ikame dediğine göre yani kâme tilkel namazla demek kılmak lazım. Evet o gece namazla, ibadetle, taatle her kim efendim ikame ederse esbaha o kişi af olunmuş olarak sabahlar diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Önümüzde böyle bir gece var. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Demek bir yönden Recep ayının ilk gecesi. Bir yönden Cuma gecesi. Bir yönden de nedir? Bir yönden de Regaib gecesi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? Regaib gecesiyle alakalı. La tafulu an evveli leyleti cumatin fi recep. Sakın ola Recep ayının ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin diyor. Niçin? Fe innaha leyletün. Çünkü o öyle bir gece ki. Tüsemmihel melâiketü O geceye melekler regaib ismini verdi. Yani regâib gecesi diyorsun ya bu isim nereden geldi hoca efendi? Melekler vermiş. Evet o geceye melekler bu ismi verdiler. Niçin verdi? Anlatacağız. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ve zâlike ennehu idâ medâ La yebqa melekun min vel Ve yeştemi'ûne fil kâbeti ve havâleyhâ. Evet gecenin üçte biri geçtiğinde yani regaib gecesi gecenin üçte biri geçtiğinde ne demek? Yani takvime bakarsın akşam vakti girmesinden itibaren imsak attığı vakte bakarsın. Üçe bölersin kaç saatse o efendim ilk dilim geçtikten sonra demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gecenin üçte biri geçtiğinde göklerde ve yerde bulunan bütün melekler ne yaparlar? Kabe ve civarına toplanırlar. Evet. Regaib gecesi melekler ne yapacakmış? Kabe ve civarına toplanacak. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La yebka melekun min cemai semavat vel illa ve yeştemiune fil kâbeti ve Gökte, efendim, göklerde yerde melek kalmaz. Hepsi Kabe'de toplanırlar. Tabi burada görevli olan meleklerin dışında. O gece inşallah Nasip olursa bizler de Kabe'de olacağız. Regaib gecesi. Yani Allah'ın ayı giriyor. He? Allah'ın kulları olarak Allah'ın evinde Beytullah'ta Kabe'de bütün meleklerin toplandığı o gece inşallah bizler de orada olacağız. Rabbim selametle gitmek, rızasına uygun ibadetler yapmak, feyizli, füyüzat dolu ibadetler, ziyaretler, umreler yapabilmek nasip eylesin. Beraber de gitmek nasip eylesin. Gitmek isteyen kardeşlerimize en kısa zamanda gidebilme imkanları, fırsatları halka eylesin. Amin. İnşallah o gece bizlerse dua edeceğiz. Sizler de bize dua edin. Dualarda buluşalım. Dualarda birbirlerimizi unutmayalım. Bak hepsi ne olacak? Kabe ve civarında toplanacak. Ha, Allahu aleyhim ittilaten feyakul. Mevla Teala onların hallerine muttali olacak ve buyuracak ki Ya melaiketi seluni maşulüm. Ey meleklerim Ey meleklerim diyecek. Ne dileğiniz varsa benden isteyin. Ne istiyorsunuz? İsteyin bakalım. Melekler ne isteyecekler ki? He? Ev mi istesin? Araba mı istesin? Para mı istesin? Eş mi istesin? Yani ne isteyecek? Onlar, onlar beşeri bir takım ihtiyaçlardan münezzeh. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik, dişilik yok, evlenmezler, uyumazlar. He? Ne emrolunursa onu yaparlar. E peki ne istiyorsunuz? Ne istiyorsanız isteyin benden diyor Mevla. Bakalım ne isteyecekler? Feekulune <laughs> diyecekler ki isteyecekler ki Rabbena hacetuna en afur li suvam Recep. Diyecek diyecekler ki ya Rabb'i bak Kabe ve civarında Allah'ın evinde ne istiyorsanız isteyin diyen Allah'ın sorusuna cevaben diyorlar ki ya Rabbi senden Recep ayında oruç tutanları affetmeni istiyoruz. Görüyor musun? Gene bizi düşünüyorlar. Yani melekler gene bu ümmeti Muhammed'i düşünüyor. Affet, oruç tutanları affet ya Rabbi. Madem bunlar farz olmadığı halde, nafile olduğu halde, oruç tutmak en zor ibadet olduğu halde, buzdolapları dolu, marketler dolu, her taraf yemek dolu, içecek dolu olmasına rağmen, senin rızan için madem yemiyorlar, içmiyorlar, oruç tutuyorlar, senin rızan için öyleyse sen de onları affet ya Rabbi diye ne yapıyorlar mevladan istekte bulunuyorlar. Feyakulullahu Teala azze ve cel Allah azze ve celle buyuruyor ki kad faaltu zalik ben bunu zaten yaptım. Yani demek Allah'ım adeta şöyle düşün kanununda oruç tutanları affetti diye geçiyor. He? Mesele ne biliyor musun? O oruç tutanlar listesine girebilmek. Kadifahat-ı ben bunu yaptım diyor. Bu dileğinizi yerine getirdim diyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bu Recep-i Şerif ayında mutlaka oruç tutmak lazım. Pazartesi, perşembeleri olabilir. İşte Rekayip gecesi geliyor e, karşılamak için. Hele haram ay, haram ay oruçları vardır. Perşembe, cuma, cumartesi. Tabii konumuz o olmadığı için oralara girmiyorum. Yani mutlaka ama mutlaka Recep ayında Allah için oruç tutmak lazım. Böylece hem bu hadis-i şerifin efendim, hitabına muhatap olmak hem de Allah'ın ayına saygı ve hürmet göstermek bakımından çok kıymetli, çok sevaplı, ecri, çok fazla ibadet. Çünkü yani Recep ayı öyle bir ay, Allah'ın ayı, haram ay. Haram aylar var, haram mekanlar var. Haram mekan, be efendim mescidi haram, haram ay şehrül haram recebayı. Dolayısıyla çok kıymetli. İnşallah bu ay devam ederken bunlar da anlatılır. Ama şimdi bu kadarla iktifa etmiş olalım. Ha şimdi regaib gecesi, melekler regaib ismini verdiler. Niçin? Yani regaib ne demek? Regaib demek, ihsan demek, bahşiş demek, İkram demek Allah'ın ikramı, Allah'ın bahşişi. Demek Allah o gece öyle yağdırıyor ki rahmetini. He? Melekler de Mevla'nın bu rahmetini, bu mağfiretini, bu ikramını, bu ihsanını, bu bahşişini hesapsızca vermesini görünce فَاِنَّا لَيْلَ تُنْ تُسَمِّهَا الْمَلَاكَةُ لَيْلَ تَرْرَغَيْبِ Melekler de bu geceye ragayb ismini veriyorlar. Evet. O gece yücehibeler gecesidir. Allah'ın kullarına ihsanı, ikramı, rahmeti çok büyük olduğundan melekler gayb demişlerdir. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kullarına rahmetini, lütfunu o gece bol bol ihsan edecektir. Rabbim o rahmetten istifade edenlerden eylesin. Tabi o gece ne olmuştur hoca efendi derseniz kitaplarda geçer rivayet olunur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana rahmine intikal ettiği gecedir. Yani artık şöyle arz edelim, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaratıldığı tertemiz nutfesi o gece babası Abdullah'ın sülbünden annesi Amine'nin vehbin kelimesi Amine'nin sadefine intikal ettiği gecedir. Asırlardır insanlık bir Muhammed Mustafa bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kurtarıcı bekliyor. Hani dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor ya şair. İşte böyle bir zulüm düzenini kökünden söküp atacak. Adalet gelecek. Yani zulüm gidecek, adalet gelecek. İlim gelecek, cehalet gidecek. Aydınlık gelecek, nur gelecek. Karanlıklar gidecek. Hak gelecek, batıl zail olacak. Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem. Bekliyor ama ne zaman gelecek? İşte ana rahmine intikal ettiği gece artık Resulullah'ın dünyaya gelme süreci böylece maddi alemde de ne yapmış oluyor efendim süreç başlamış oluyor. Tabi ve o gece Efem sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'ın alnındaki nur annesi Amine'nin alnına geçtiği gece. Kâbul Ahbar der ki o gece dünyadaki putlar tersine çevrildi. Kureyşliler kıtlık içindeydiler. O geceden sonra yeryüzü yeşerdi. Ağaçlar meyveye durdu ve Mekke'ye her taraftan ticaret kafileleri gelmeye başladı. Ve o seneye fetih yılı dediler. Muhammed Mustafa hürmetine allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın ne ikramlarda bulunuyor. Ya Rabbi o gece hürmetine şöyle diyelim o gün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ana rahmine intikal etmiş olduğu o regaib gecesi hürmetine nasıl o gün o efendim kurak beldeleri yeşerttiysen, o efendim kuraklığı giderdiysen, yeşerttiysen, bolluk yılı haline getirdiysen yine regaib gecesi hürmetine Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bizim de bu sene bolluk yılı olmasın nasip eyle. İşsiz olanlar var, açsız olanlar var, sıkıntısı olanlar var, derdi olanlar var. Hepisine derman ol ya Rabbi. Hepisinin sıkıntılarını ferah tebdil eyle. Maddi manevi müşkillerini hallu Hasane eyle. Regaib gecesi hürmetine. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve Ali ve sahbi ve selleme teslimen kefira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet kıymetli kardeşlerim önümüzde böyle bir gece var. Yani bir taşla üç kuş vurduğumuz gece diyelim. Bir, Recep ayının ilk gecesi. İki, efendim, Cuma gecesi. Üç, Regaib gecesi. O geceyi kesinlikle ihmal etmemeli, kesinlikle gaflette geçirmemeli, mutlaka o geceyi ihya etmeli, idrak etmeli. Rabbim en güzel şekilde o geceyi ihyaya bizleri muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim şimdiden regaib geceniz mübarek olsun. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri o gece hürmetine her bir ellerimizin bütün günahlarını affeylesin, mağfiret eylesin ve o geceyi İslam aleminin kurtuluşuna, özellikle Gazze'nin, Filistin'in kurtuluşuna vesile eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadarla iktifa edelim. Hepinizi Kabe'nin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve